Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Umut Faydacı. Mide ve bağırsak sisteminde kullanılan endoskopi işlemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde önemli bir yöntem olan endoskopi, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde kullanılıyor. Endoskopi işlemi acısız gerçekleşen bir işlem. Yaklaşık 40 yıldır kullanılan bu yöntem ile birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisi yapılabiliyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Umut Faydacı konuya ilişkin bilgiler verdi. Hastaları öncelikle polikliniğimize mide ağrısı, yanma, ekşime, geğirme, ağızlarına sıvı gelme şeklinde, boğazında yanma, geceleri kuru öksürük, bu iman tahtası dediğimiz bölgenin arkasında yanma şeklinde karşımıza çıkıyor ya da şişkinlik, hazımsızlık şeklinde çok basit bir şekilde karşımıza gelebiliyor. Öncelikle hastayı biz muayene ediyoruz. Muayenede bazı tetkikler yapıyoruz. Genelde üst tarafta, göbeğin üstünde, bazen sağ üst tarafta ve sırta vuran anlamsız bir karın ağrısı olabiliyor. Tam yerini belirleyemeyeceği şekilde karın ağrısı şeklinde görülüyor. Midede yanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Hastalarımız öncelikle laboratuvarda görüntüleme olarak başka bir bu ağrı yapabilecek karaciğerde herhangi bir kitle, safra kesesi iltihabı ya da dalakta ya da böbrek taşı gibi herhangi bir sıkıntı olmayacak şekilde kan ve idrar ve ultrasonografik olarak tahlillerle öncelikle diğer hastalıkları ekarte ediyoruz. Ultrason ya da herhangi bir görüntüleme sistemleri tam midenin içiyle ilgili bize bulgu vermiyor. Biz bunları bakmak için özellikle endoskopik incelemeye yönlendiriyoruz. Endoskopik inceleme için hastanın 8 saat aç olması gerekiyor. Eğer kan sulandırıcı alıyorsa 5 gün önceden kesmemiz gerekiyor. 5 gün önce kan sulandırıcıyı kestikten sonra hasta 8 saat aç olduğunda midenin boş olduğu olsa yeterli oluyor ve genel anestezi altında hasta uyutarak hastanın öncelikle ağzından girerek yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağını inceleyebiliyoruz. Ve şüpheli gördüğümüz yerlerden biyopsiler alabiliyoruz ve patolojik tanı koyabiliyoruz. Ve ne varsa içeride ona uygun tedaviyi düzenliyoruz. Hastalarımıza şifa almaya çalışıyoruz. Operatör Doktor Faydacı, hastanın endoskopi faaliyetinden 3 saat sonra normal hayatına devam edebileceğini ifade etti. Şimdi hastamız 2-3 saatliğine kendi hayatına döndürmüyoruz. Yani bir refakatçi eşliğinde geliyor. Aslında işlem bittikten 15 dakika sonra hayati fonksiyonları ve bilinçsel fonksiyonları tamamen yerine geliyor. Yalnız ince refleks gerektiren durumlarda hasta alkollüymüş gibi biraz dikkat etmesi gereken araç kullanması yaklaşık 3 saatten sonra normal hayatına dönebiliyor hastamız. Mide ağrısı çok sık görülen, özellikle baharlarda çok sık görülen bir durum. %8 mide ağrısı, ekşime, yanma şeklinde mide kanserleri karşımıza çıkıyor. Klinik olarak %8 böyle erken dönemde böyle dispeptik şikayetler dediğimiz yanma, ekşime, geğirme şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve biz bu dönemde yakaladığımız mide kanserleri şifa edebiliyoruz. Yani şifayla sonuçlandırabiliyoruz. Erken dönem yakalamamız için bizim en çok korktuğumuz şey kötü huylu tümörler. Yani bir yaklaşık 2-3 saat kendinden vakit ayırıp biz bunu bir saat içinde buradaki tetkik tedavilerini hazırlayıp işte işlemi yaklaşık 15 dakikada yapıp ve hiçbir şey hissetmeden, hiçbir acı duymadan, hiçbir yarası olmadan biz bu işlemi yapabiliyoruz. Ve erken dönem yakaladığımızda ya da kanser öncesi dönemde lezyonları yakaladığımızda hastanın hayatını kurtarabiliyoruz. Yani mide kanserinden değil de geç kalmaktan korkun diyoruz. Hastalarımıza çok basit bir bulgu şeklinde erken doyma, işte kilo kaybı, işte son 6 ayda son %10'dan fazla kilo kaybı, yani 80 kiloluk bir hastada 8 kilodan fazla kilo kaybı şeklinde karşımıza çıkmakta.